ödenekli tiyatroların sıkıntılarından da bahsedelim biraz. Ödenekli tiyatroların sıkıntıları malum. Bir de özellerin şeyinden bahsedelim bence. Özeller de bu sene 17-13 tiyatro zannediyorum. Her sene aldıkları benim iyane olarak tabir ettiğim yardımı alamadılar. Tabii bu belirli bir kızgınlığın sonucu olan bir şeydi. Ama tiyatrolar çok olumlu davrandı bu konuda. Yardımlaşmalar oldu. Kimileri iade etti. Ben ona da karşıyım. Çünkü ne olacak? İade edilen para başbakanlığın bütçesinde işte örtülü ödenekten yararlanılacak. O da bir hataydı. Ama bir jestti, bir katkıydı. Sonra birbirlerine çok yardımcı oldu tiyatrolar. Sahnelerini açıyorlar birbirlerine. Tiyatroların böyle bir tiyatrolara karşı böyle bir hükümetin, siyasi erkin bir düşmanlık diyorum artık ben buna. Düşmanlık derecesine varan bir gaddar tutumu var. Bunu anlamak da mümkün değil. Tabii buna rağmen İstanbul'da örneğin geçen sene 477 benim bile bildiğim kadarıyla oyun perde açtı. Hı-hı. Bu çok önemli bir rakam. Ve birçoğunu da izlediniz. Çoğunu ben 100 civarında izledim. Evet. Bu çok önemli bir rakam. Bütün sahnesizliklere rağmen 50-60 kişilik salonlarda işte alternatif tiyatrolar türedi. Bunların türemesi son derece bence tiyatro açısından çok yararlı. Nedenine gelince bu yıllar evvel benim gençliğimde Haldun Dorme'nin kurduğu bir şey vardı. Oda tiyatrosu vardı Parmak Kapı'da. Orada biz oyunlar izlerdik gençken. O tiyatrodan, Haldun Bey'in o tiyatrosundan çok oyuncu yetişti. Bugün tanıdığımız pek çok isim o tiyatrona yetişmedir. Dolayısıyla bu tip küçük tiyatroların, oda tiyatrolarının, alternatif tiyatroların Türk tiyatrosuna mutlaka katkısı olacaktır. Bunların arasında bak, dikkat ederseniz alternatif tiyatrolarda son derece güzel oyunculuklar izliyoruz. Yani laf atmış olmayayım ama bazı ödenekli tiyatrolardan çok daha iyi genç oyuncular var o tiyatrolarda. Ben büyük bir keyifle izliyorum hepsini. Otel odasında bile ben tiyatro izlediğimi biliyorum, tek kişilik bir oyundu. Vardır tabii. Oluyor, var, evet. Tabii. Ha, var. İstenildikten sene sonra, evet 2-3 yıl önce. Evet, istedikten var. Sonra galiba. Gayet tabii oluyor. Yani istedikten sonra tiyatro her yerde yapılabilir zaten. Yeter ki bir seyircisi olsun. O bile kafi. Seyirci tiyatroyu bırakmıyor. Tiyatrocuyu da bırakmıyor. Bırakmayacağı da inanıyorum. Yani devletin yardımındansa tiyatro severlerin katkıları bence çok daha önemli. Anadolu'da peki sıkıntılar neler? Çünkü Anadolu'da, geziyorsunuz biliyorum birçok festivalde. Ben Anadolu'da tiyatroyu son derece iyi yolda görüyorum. Hı-hı. Yani işte Erzurum'a gittim, Sivas'a gittim, evet. Diyarbakır'a gittim. Tiyatro seyircisi orada fevkalade etken, oyuna sahip çıkıyor. Dolduruyor salonları. Hı-hı. Bayağı da büyük salonlar var. Erzurum'da kocaman bir salon mesela. Diyarbakır'da yeni bir salon yapılmış. Onu da gördüm. Ama tabii işte yaparken bazı şeyler eksik tutuluyor. İşte mesela Erzurum'da mı bir yerde şeyin putreli, ışık putreli unutulmuş falan filan. Böyle küçük demeyelim ama şimdi artık küçük gibi gelen bazı aksamalar oluyor. Akustik unutuluyor. Var mı peki sizi çok etkileyen Anadolu'da izlediğiniz var, bir oyun? Var tabii. Şeyde mesela çok şimdi Ankara'dalar. Bugün sabahleyin onları gördüm. Ha, Erzurum Ankara'da Shakespeare haftasına katılıyor. Onların 12. gecesi var. Cıvıl cıvıl yapmışlar. Bir takım rejisel olayları eleştirdim ama oyunculuklar mükemmel. Çok da canla baştan çalışıyorlar. Onlar benim açımdan tiyatronun misyonerleri hepsi birer. Eskiden daha çok sponsor anlamında da destek bulabiliyordu. Sanki sponsorlar da şimdi Anadolu'da geri çekilmeye başladılar değil mi? İstanbul yok. İçin de, büyükşehirler için de geçerli. İşte ama hepsini işte engelliyor. Yok alkol reklamı diyor, bilmem ne diyor, onların hepsini engelleniyor. Zaten bu şey de bahsettiğimiz yani. TÜSAK projesi de aslında İngiltere'de daha çok sponsora dayanan bir proje. Yani iş adamından yardım almak, onların desteğini sağlamak bir şey. Ama bizde böyle bir destek olacağına hiç inanmıyorum yani. Kesinlikle inanmıyorum. Sanki sergilerde çok fazla görebiliyoruz ama büyük yani, firmaları ama tiyatroda sinemada mı? Da olabilir ama sinemada şimdi tiyatroyu mı? Pek iş adamının cazip göreceğini zannetmiyorum. Neden peki? Çünkü orada reklamını yapmaktan yani o muhatap kitle, o tiyatro seyircisi giyil gibi geliyor onlara ama hatadır bence. O da çok bir çabuk hatadır. Tüketiyoruz maalesef. Evet tiyatroyu. Maalesef tiyatroyu çabuk tüketiyoruz. Yeni bir kitabınız da çıktı. Dilerseniz bundan da bahsedelim. Evet. Keşke kitap olsaydı, bugün Ankara'dan geldiniz. Evet, yanımda yoktu. Orada bitti hepsi. Birkaç tane götürmüştüm ama. Evet, bir yeni bir eleştiri kitabı. Yani geçen senenin eleştirilerini topladığım bir kitap. Bu sefer Koltuk Tozu adını verdim. Çok güzel ismi. Mikrospoyut'tan çıktı. Yani nasıl bir sahne tozu varsa, evet. Sanatçılar
tiyatrocular orada sahne tozunu yutup ondan sonra bir daha kurtulamıyorlarsa, bir de o sahneden, o tozdan seyirci koltuğuna bulaşan tozlar var ki o da seyirciyi ayıramıyor bir daha tiyatrodan, tutku haline getiriyor tiyatroyu. O açıdan koltuk tozu iyi bir isim olduğuna inanıyorum. Peki eleştirmenlerin yaşadığı sıkıntılar ne? Şimdi sinemacılar, evet, tiyatro oyuncuları, evet, yönetmenler birçok sıkıntı yaşıyorlar ama, evet, eleştirmenlerin de mutlaka. Yani bizim yaşadığımız sıkıntılar hiç az değil. Çünkü bir oyun işte bir kere oynanıyor. Kaçırırsanız, ödenekli tiyatrolarda işte mesela Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda oynanan bir eser 3 gün sonra bakıyorsunuz şeye gitmiş, Üsküdar'a gitmiş yahut başka bir yere gitmiş. Onu yakalamak, görmek çok zorlaştı. Diğerleri de öyle. Yani işte birer haftalık oynuyorlar genelde. O haftayı kaçırırsanız bir daha bir ay beklemeniz gerekiyor. Ama koşuyoruz. Peki siz de bir baskı hissediyor musunuz yazarken özellikle? Hayır. Ben o baskının dışındayım. Özgürce yazabiliyorsunuz. Baskı kabul etmiyorum tabii. Evet, yani ben eleştirimi çok açık samimiyetle yapıyorum. Kızan oluyor, alınan darılan oluyor ama hiç arkadaş gönül birliği falan tanımadan eleştiri yapmaya sürdürüyorum ve sürdüreceğim de olabildiği kadar. Hocam müzikle de aranız çok iyi biliyorum. Şimdi bir haberimiz var. Dilerseniz onu tabii izleyelim, ardından sohbetimiz ya, devam edecek. Güzel. Aksiya saçları düşmüş alnına. Türkiye'de cazın önemli temsilcilerinden Birsen Tezer 25 Ocak'ta Kadıköy sahnede sevenleriyle buluşacak. Dönmek ne mümkün? Düştüm sevdana. Ah yanasım gelir ateşte. Belki de yoktur sonu. Hasretle bitecek yolu. Birsen Tezer ne güzel söylemiş değil mi? Evet, çok güzel bir sesi var. Bir de kanun benim de çok sevdiğim bir enstrüman ve zor bir enstrüman. Güzel de çalıyor değil mi? Sanat böyle bir şey aslında. Tedavi eden insanı bir şey. İnsan ruhunu tedavi eden. Evet, ama bunu maalesef çok fazla işte anlayamıyoruz maalesef, galiba. Maalesef. Anlıyoruz da anlaşılması istenmiyor. Çünkü sanat insanın kendisini geliştirmesine yarayan bir olay. Herhangi bir sanat dalı. Heykelinden resmine, şiirine, tiyatrosuna, sinemasına, hepsi bir bütün olarak insana için çok yararlı bir şey ama bu işte o zaman insanın kafasını çalıştırtıyor. Bu da pek istenmiyor zannediyorum. Peki gençleri nasıl görüyorsunuz? Gençlerden tabii umutluyuz. İnşallah umudumuzu boşa çıkarmazlar. Hani gezi olayları çünkü gezi olayları biliyorsunuz tabii Türkiye'de çok farklı bir şey yarattı. Ama o tabii bu gezi olayları bir şey değildi. Yani hazırlanmış bir örgütlü iş değildi. Ama tam anlamıyla bir düdüklü tencerenin basınçtan patlamasıydı. Bir patlamanın sonucuydu. O zaman tabii gençlerimizin o vakur edalarını da takdir etmek mümkün değil. Hocam çok teşekkür ediyoruz teşekkür konuk olduğunuz için. Sağ ol. Tekrar siz burada görmeyi çok isteriz. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum.